Yani Demet açıkçası memnun kalmamıştır. Çünkü maçın ilk devresi itibariyle çok dengeliydi. İki tarafında böyle pozisyonları, cılız pozisyonlar. Yani çok böyle heyecan veren pozisyonların olmadığı bir maçtı. Dengede giden bir müsabaka oldu. İkinci yarıda yine benzer şekilde ilerliyordu ki ilk devrede sahaya çıkan Westerlo ile ikinci devrede sahaya çıkan Westerlo apayrı takımlardı. Tamamı değişen oyunculardı. Yani maçın sonuna kadar Beşiktaş'ın hücumdaki üretmeye çalıştığı pozisyonlar hep o ceza sahası çevresinde. Yani üçüncü bölgede sonlandırılamayan paslarla ya da pozisyonlarla bir türlü hani ağları bulamıyordu Beşiktaş. Orada sadece böyle bazen Dele Alli'nin, bazen Tayfur'un bindirmeleri olduğu birkaç Redmond pozisyonu böyle şutlarla Beşiktaş denemeler yaptı ama yani böyle hani bir organizasyon olsun, böyle bir net bir fırsat olsun Beşiktaş'ın son 15 dakikaya kadar eline geçmedi. Hatta yani dün bir ara Beşiktaş takım savunması yani inanılmaz bir açık verdi. Bir 5-6 dakika boyunca Westerlo o arada 3 tane net fırsat yakaladı. Yani 3'ü de birbirinden netti yani fırsatları. Çok açık verdiler. Özellikle stoperlerle bekler arası pozisyonlarda, yan toplarda da öyleydi. Ama gol atan Beşiktaş oldu. Tayfur Güngör'ün de asistiyle birlikte Redmond golü attı. Maçı kazandı. Maçı kazanmanın bir önemi yok. Hazırlık maçı. Burada ne mesajlar verdiği önemli takımın. Ama burada ne hücum ne de savunma anlamında olumlu mesajların alınmadığı bir müsabaka oldu. Mesela bir önceki maçta 2-1 biten Charleroi maçında çok daha olumlu bir futbol vardı sahada. Orada savunmada rakibe geçişler verilmedi, pozisyon şansı tanınmadı. Kanat beklerin stoperlerle uyumu daha iyiydi. Hücumda da organizasyonlarda Dele Alli olsun, diğer futbolcular olsun, Cenk Tosun varken tabii daha farklı oluyor Beşiktaş ama daha olumlu işler yaptı. Tabii dün de biraz yani Cenk yoktu. Muleko yoktu. Bunların da etkisi var hücumdaki eksikliğinde ama mevcut oynayan oyuncular arasında böyle inanılmaz öne çıkan bir oyuncu yok. Günün iyileri hani Tayfur'u sayabiliriz. İşte hani onun dışında Wellington savunmada birkaç önemli kritik müdahalesi oldu. Redmond'u sayabiliriz. İlk devrede Salih Uçan hani organizasyonu yürüten, 3. bölgeye topları gönderen, pas dağıtımını yapan isimdi ki %95 pas isabetiyle oynadı. Yani ama dediğim gibi biraz ben maç sonunda günün iyilerini ararken zorlandım açıkçası. Peki sen dediğin gibi günün iyilerinden de bahsetmişsin zaten Sabah gazetesinde. Peki performansını hayal kırıklığı yaratan isimler var mıydı? Bir de tabii Dele Alli'yi de sormak istiyorum aynı zamanda. Çünkü kamp boyunca aslında çok disiplinli olduğundan ve çok çalıştığından bahsediliyor. Performansı nasıl ilerliyor sence? Yani Dener'i penaltı kaçırmıştı kamp döneminde. Ona morali bozulmuştu. Dün oyundan çıkarken morali bozuldu. Çalışıyor, çalıştığını karşılığını almaya gayret ediyor. Dün denemeler yaptı. Şu denemeleri bazı da çok etkiliydi ama işte ağları olamadı. Belki mesela hazırlık döneminde böyle gol ve goller atsa daha da morallenecek. Çalışma temposu çok iyi gerçekten. Yani bunu kimle konuşuyorsak da aynı şeyi söylüyor. Bizim izlediğimiz antrenmanlarda da antrenmanlar dışında da teknik heyet, yönetim, hatta takım arkadaşları aynı şeyleri söylüyor. Çok disiplinli çalışıyor. Yeniden dönmeyi arzu ediyor. Yani yeniden bir dönmeyi derken futbolu zaten oynuyor ama üst seviyelere, eski Dele Alli'ye dönüş arıyor. Yani Şenol Güneş'in gelişinden sonra böyle bir kıpırdanma var ama yeterli değil. Çünkü bu isim Dele Alli. Dele Alli'nin olduğu yerde sizin beklentileriniz de daha fazla oluyor. Fark yaratmasını bekliyorsunuz, öyle değil mi? Yani herkes şut çekebilir, herkes pozisyona girebilir. Ama Dele Alli daha fazla fark yaratmalı. Bunu da şu ana kadar henüz net olarak sahaya koymuş değil açıkçası. Peki Romain Saiss'a da biraz değinelim. Portekiz karşılaşmasında bir sakatlık geçirmişti. Durumu acaba Beşiktaş cephesinde herhangi bir bilgi var mı? Neler konuşuluyor?
maça çıkmadan önce grade 1 diyebileceğimiz bir durumdaydı. Adelesindeki sakatlık. Grade 2'ye dönüşmesinden korkuluyor. Genişlemesinden sakatlığının. Bununla ilgili Beşiktaş yönetimi Fas milli takımı doktorlarından raporları istedi. Bilgi zaten alındı. Bu bilgiyi ona istinaden de ben aktarıyorum zaten. Çünkü grade 2'ye dönme durumu varmış. Ama raporları da istedi Beşiktaş. Bu raporlardan sonra yani Sayısın durumu bakalım. Şimdi belki burada 4-5 hafta olmayacak. Ne olacak bu durumda? Beşiktaş kullanamayacak sayısı. Sakat sakat oynadı mı? Sakat sakat oynadı. Beşiktaş'ın burada talepleri olabilir. Biliyorsunuz milli takıma sakatlık yaşayan oyuncular bir süre oynamadığında kulüpler tazminat alabiliyor. Yani şimdi burada raporlardan çıkacak sonuç. Bir sonraki maçta Sayıs oynayacak mı yine? Hepsi bir soru işareti. Sayıs çünkü milli takımıyla oynama arasında hala bunu zorluyor. Bir sonraki maçta sahada görürüz. Belki bir 45 dakika oynar. Daha da kötü bir duruma gider. Yani bu yolu tercih ediyor. Tabii ki ülke milli takımıyla harika bir turnuva geçiriyor. Yani inanılmaz hayallerin ötesinde bir durumda şu an ama bir yandan da Beşiktaş'ta bir tereddüt var yani. Tabii ki onu da tabii bekleyip göreceğiz ama şimdi savunma anlamında da Beşiktaş ilk 14 haftada da bazı problemler yaşamıştı. Şimdi en önemli kozlarından biri de tabii ki Saiz. Onun da olmadığı bir Beşiktaş acaba 15. hafta sonrasında neler yapabilir? Savunma için herhangi konuşulan bir transfer ya da takviye iddiası var mı? Şimdi şöyle, zaten ara transfer dönemine hala vakit olduğu için şu an mesela bugün itibariyle bir ay var ara transfer dönemine. Bir aylık bir vakit olduğu için Beşiktaş yönetimi bazı konularda acele etmiyor. Yani bunlardan bir tanesi stoper, acele edilmeyen bunlar. Diğeri kanat ama sol bek ve 6 numarayı zaten diğer yayınlarımızda da hep konuştuk seninle. Yani Masuaku'nun performansından memnun değil Şenol Hoca diyoruz. Katılıyorum. Hala daha memnun değil. Memnuniyete dönüşse bu söyleyeceğiz. İki hazırlık maçında da oynadı. Dikkat çeken bir performansı yok ortada. Muhtemelen devre arası. Şenol Hoca ve başkan diyor ya devre arasına kadar konuşmama kararı aldık. Devre arası konuşulduğunda ilk konuşulacak konu sol bek. Onun dışında 6 numara pozisyonu. Joseph de Souza henüz takıma dönmedi. Yani çalışıyor, sahalara dönmedi. Bu hazırlık döneminde maç yapamaz muhtemelen. Belki Giresunspor'la oynanacak maçta şans bulabilir ama net değil. Çünkü sakatlığı onun biraz uzun sürdü. Atiba döndü. Şimdi ama orada bir ihtiyaç olabilir. Şenol Hoca bir 6 numara gözüne kestirmiş durumda yani o transfer açısından. Stoper konusu ise şimdi Saiz'in sakatlığı 2-3 haftalık bir sakatlık olacaksa zaten buna ihtiyaç duyulmayacak. Ama çok daha ciddi bir noktaya ilerlerse o zaman elbette düşünülür. Çünkü devre arası itibariyle Montero'nun da kiralanması planlanıyordu ki as stoper olarak Saiz Beşiktaş'ın birinci tercihi, Şenol Hoca'nın da birinci tercihi. Bunun sakatlığının evresi ve süresi transfer planlamasına etki eder. Peki o gün çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Sana kolay gelsin diyelim. Teşekkürler, iyi yayınlar.